Kimya 5. gene tekrara devam ediyoruz. 3. ve son kısımdayız. Buyurun hocam. Lit organiğe giriş, yani karbon kimyasına giriş. Organik kimya zor değil mi? Değil ya hocam, aslında çok kolay. Yıllarca çocuklara zor da zor, zor da zor diye. Kendiliğinden zorlaştık onu. Aynen öyle. Şimdi ilk önce organik diyorsak organik maddeye bir bakmamız lazım. Organik ve anorganik madde olarak ikiye ayırıyoruz biz genel olarak maddeleri. Anorganik madde yapısında karbon ihtiva etmeyen bir kadar hani şeyleri var. İstisnai olanları söyleyeceğiz. Yapısında karbon ihtiva etmeyen karbon dışı elementlerini oluşturduğu maddeler diyebiliriz. Organik madde ise karbonla alakalı bütün maddelerin bileşiklerini veya oluşturduğu karbon elementine oluşan maddeleri organik madde olarak ifade edebiliriz. Bunlar da anorganik maddelerde dediğimiz gibi birkaç tane istisnamız var. Örneğin karbon monoksit karbon ihtiva eder, içerir ancak anorganik maddedir. Karbondioksit aynı şekilde karbon ihtiva eder, içerir ama anorganik maddedir diyeceğiz. En önemli istisnalarımız bunlardır. Sonra organik madde, anorganik madde muhabbetinde çıkış noktası Friedrich Wöhler diyeceğiz. Çünkü eskiden biz diyormuşuz ki organik madde yaşamsal bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilir. Onların haricinde yaşamayan bir maddeden, yani anorganik bir maddeden yaşayan organik bir madde üretilemez demişiz. Biz bu yaşamsal olayı da vitalizm olarak ifade etmişiz. Evet. Sonrasında Friedrich Wöhler organik olmayan anorganik bir maddeden organik bir madde üreterek aslında bir devri kapatıp başka bir devir açmış. Demek ki biz organik madde sentezleyebiliriz demişiz. Kimyada bir çağ değişmiş herhalde. Gibi aslında, evet, organik için bir çağ. Sonra organiğe gireceksek yine basit formül, molekül formülü ve yapı formülünden bahsetmemiz lazım. Bunlardan daha önce kimyasal reaksiyonlarda bahsettik. Bol bol sorularını da çözdük aslında. Bunu anlatım videolarımızda var zaten. Aynen. Anlatımında kısaca geçecek olursak basit formül, kaba formül, yani elementlerin oranını verir bana. Atıyorum bileşik içerisinde 1'e 3 karbon bulunur. Yani 1 karbona 3 hidrojen bulunur gibi. Molekül formülü gerçek formüldür. Yani bileşiğin içerisinde ne kadar karbon, ne kadar hidrojen olduğunu sana söyler. 2 karbona 6 hidrojen. Hatta şunu da söyleyelim. Basit formül molekülün en sade halidir. 2'ye bölmüş ikisinde CH3 kalmış mesela. Yapı formülü ise adamın iskelet halini, yani nasıl bulunduğunu da gösterir. Karbonlar birbirine bağlanmış, hidrojenler de karbonlara bağlanmış şeklinde. Bunların soruları vardı. Sorusundan bir tane örnek vermiş olalım. Bir organik bileşiğin 23.2 gramında 14,4 gram karbon, 22,4 gram hidrojen bulunmaktadır. Bu bileşiğin molekül kütlesi 58 gram bölü mol ise molekül formülünü bulunuz diyor. Bu tarz soruları kimyasal sorularda yaptık. Kimyasal hesaplama sorularında organik konusu adı altında da sınavlarda gelecek bu sorular. Adamın molekül kütlesini verdiği için bana molekül formülünü rahatlıkla sorabilir. Bir kere birinci bunu söyleyelim. İkincisi, karbon ve hidrojen benim organik bileşiğimde var. 23.2 gramda 14,4 gram karbon, 2.4 gram hidrojen. 16,8 gram yapar. 16,8 gram. Geri kalan da organik bileşikse genellikle oksijen olur. O zaman oksijen ne kadarmış? 16'ya 17 desek 6.2-6.4 gramda oksijen varmış. Evet. Bileşikte kimlerin olduğu belli oldu. Hemen bakalım. 14.4, 2.4 ve 6.4. Maddelerin kütleleri belli. Ama benim formülü yazabilmem için bu adamların kütlelerine değil mollerine ihtiyacım var. O zaman kütle bilgilerini mole çevirmek zorundayım. Yani karbon mol kütlesi 12 ise 14,4 bölü 12'den işlemi bulmam lazım. Bunun 12 katı olması lazım. Yine işlem yaparak bulalım. 1,24,2 mol karbon varmış. 2.4, bu arkadaşın zaten kütlesi 1 bölü 1'den 2.4 mol. Oksijen 6.4, bu arkadaş 16 bölü 16, normalde 4 katıdır. 0.4 katı. 0.4 molde oksijen varmış. Benim bu arkadaşların molünü bulduktan sonra yapmam gereken şey şu. Ben formüllerin altına ondalık sayı yazamam. Bu yapacağız? Arkadaşların en sade hallerini indirgemem lazım. Her biri 0.4'e bölünüyor mu? Evet. Bölünüyor. Bu arkadaş 0.4'e bölünürse 1, bu arkadaş 0.4'e bölünürse 6, bu arkadaş 0.4'e bölünürse 3 kalır. O zaman aslında benim formülüm C3H6O çıkıyormuş. Molekül formülünü doğrulayabilmem için 58'e ulaşıp ulaşmadığına bakmam lazım. Bu arkadaş 12, 24, 36 artı. 6 da burada 42. Evet. 16 da burada
58. Tamam, uyuyor o zaman. Basit formül. 58 Sivas. 58 ile uyuyorsa aynı Sivas'a öyle. Selam, memleketimiz. Molekül formülünü bulmuş oluyoruz. Doğada karbon. Karbonun 6 atom numarasıdır. Yani bu arkadaşın değerlik elektronlarına bakacak olursak 1s2, 2s2, 2p2. Hibritleşmede tekrar buraya değineceğiz. Değerlik elektron sayısının 4 olduğunu görürüz. Yani bu arkadaş 4 bağ yapmak isteyecektir. Bu 4 bağ yapma olayı karbonu kararlı hale getirir. Bağlarının çok sağlam olduğu anlamına gelir. Ve milyonlarca karbon atomunu birbirine rahatlıkla sağlam bir şekilde bağlayabileceğinizi gösterir. Bu zaten bizim karbonun hayatın temeline koymuş olduğumuzu açıklıyor. Yani milyonlarcasını zincir gibi birbirine bağlayıp çok sağlam yapılar elde edebiliyorsunuz. Hı hı. O yüzden bizim için organik, yani karbon önemli. Bu dört bağ her şekilde yapılabilir. Karbonlar arası çift bağ yapılabilir. Karbonlar arası tek bağ yapılabilir. Karbonlar arası üçlü bağ yapılabilir. Bu üç durumda da karşımıza çıkabilir. Kararlı yapıdan bahsettik. Aynı zamanda karbonlu bileşikler düz zincir şeklinde, dallanmış şeklinde, aynı ağaç dalı gibi, halkalı şeklinde veya aromatik halde yapıda bulunabilir, karşımıza çıkabilir. Sonra karbonun allotroplarından bahsedeceğiz. Allotrop. Aynen öyle. Ne demek? Hepsi karbondan meydana gelir ama karbonun uzaydaki dizilimleri farklıdır. Atıyorum, grafit şu ikisinin böyle bağlanmasından meydana gelir. Elmas bunların bu şekilde birbirlerine bağlanmasıyla meydana gelir. İşte fullerene farklı şekilde bağlanması. Yani birbirlerine bağlanma şekilleri farklı, uzaydaki geometrileri farklıdır. Bu yapılara allotrop diyoruz. Elmas ve grafit doğal allotroplardır. Bunları zaten biliyoruz hayatımızda. Elmas şu çok pahalı olan. Evet. Bizlerin ne yazık ki gözlerini böyle parlatan o arkadaş. Yapıları çok sağlam. Burada dörtlü bir bağ yapısı gözlenmekte. Piramitsel bir yapı. Zaten bu yüzden çok kararlı ve çok sağlam bir yapı. Elması elmas haricinde bir şeyle çizemiyormuşsunuz. Genelde işte bu zenit eşyası olarak kullanımın haricinde kesici delici olarak da kullanılıyor. Hani şu, ben o şeyin adını bir türlü bulamadım. Ne olduğunu hocam, belki siz yardım edersiniz. Şu kuyu veya tünel açacakları zaman kullandıkları ucuz değil, sivri bir şey var ya, böyle dönüyor devamlı, evet. Onu böyle ittiriyorlar. Bilmiyorum ben onun adını. Neyse ama onu öğrenciler. Onu öğrenciler Google'dan bir araştırsınlar, altı da yazsınlar. Neymiş onlara? Aynen. Matkap diyelim, o büyük bir şey. Onun büyüğünü büyük düşününüz. Aynen, onların ucuna da elmas koyuyorlar. Tabii bütün elmaslar aynı kalitede değil ya. Daha düşük bir kalitedir ama yani o kadar sağlam bir madde. Her şeyi böyle kayayı önün üzerine çıkacaksa tünelde hepsini rahatlıkla delebiliyorsunuz. Elmaslar bu şekilde. Grafit yine aşina olduğumuz bir şey, şu kalem uçları var ya, çıt, evet. Çıt çıt kırdığımız devamlı. O da grafit. Elmas bu kadar sağlamken grafit. Aynı maddeden olan karbondan olan grafit ise günde 40 kere kırılıyor. 0.73. 0.73, 0.5'im ben, bir de düşünün yani ne kadar kırıldığını. 0.5 kullanıyorum. Grafit de bu manada tabakalar halinde bir dizilim var burada. O yüzden zaten zayıf tabakalar arasında zayıf etkileşim olduğu için çok çabuk kırılıyor. Her kırılımda çat 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 tabaka tabaka ayrılıyor. Sonrasında fulleren, grafen ve nanotüp, bunların yapay allotropları. Yani biz laboratuvar ortamında sentezlemişiz bu arkadaşları. Fulleren top çubuk modellerinde yapılabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam, neyse şimdi adamın ırkına girmeyeyim, yanlış söylüyorsam ayıp olur. Eski Milletin Bakanlığı kitaplarında vardı adamın fullerenle ilgili yaptığı çalışmalar. Top, çubuk, tüp ve halka şeklinde sentezlenebiliyor. Güneş pillerinde, kurşun geçirmez yeleklerde fullerenden yararlanılabiliyor. Kurşun geçirmez yeleklerde yararlanıldığına göre yine yapı sağlam. Demek ki. Grafen karbon atomlarının altıgen şeklinde, şu şey ne o? Petek yapıda halledilmesiyle, ne diyelim işte, benzer yapıda oluşturulmasıyla, laboratuvar ortamında elde edilmesiyle oluşur. Elektriği çok iletir. Çelikten 6 kat daha sağlamdır. Grafen mi? Ama esnektir. Aynen öyle. Çelikten 6 kat sağlam ama daha esnek. Doğal olarak ne yapılıyor olabilir? Kıyafet yapılıyor olabilir bu arkadaşlardan. Yani yine zırh, kurşun geçirmez yelekler vesaire yapımında. Aynı zamanda katlanır tabletlerde, giysilerde, yine o yeleklerde, kurşun geçmez yeleklerde, tıbbi cihazlarda ve gelecekte de enerji depolama için kullanılacak grafen. Ve son olarak nanotüp. Nanotüple alakalı şöyle bir soru çıkmıştı.
grafene uygulanan işlemler sonucu elde edilmiştir diye. Yanlıştı soru. Grafite uygulanan işlemler sonucunda nanotüp elde edilir arkadaşlar. Bunlarda da silindirik tüpler şeklinde elde ediliyor. Elektrik iletkenliği bakırdan 1000 kat fazla. Yani ilerideki en süper iletken olayımız olacak nanotüplerde. Düşünün, bakır en iyi iletken olarak kullanılıyor günümüzde. Ondan 1000 kat daha iyi. Lewis formülleri. Lewis formülleri. Bunların güçlü etkileşim, zayıf etkileşimler konusunda da görmüştük. Burada da aynı şekilde var yine karbonda. Karbonun 4 bağ yaptığı olayını Lewis formülleriyle görebiliyoruz. Niye? Değerlik elektron sayısını Lewis formülleriyle bulabiliyoruz çünkü. Her tarafa bir değerlik elektronu sembolize eden bir nokta ve adamın 4 bağ yaptığı ortaya çıkıyor. Oksijende değerlik elektron sayısı 6. O zaman Lewis formüllerinde 6 tane nokta koymam lazım. Boşta kalan arkadaşlar 2 tane bağ oluştuğunu gösterir. Florda da değerlik elektron sayısı 7. 7 tane nokta koyduktan sonra açıkta kalan arkadaş kaç bağ yaptığını gösterecek. 1 bağ yapıyor. Burada çiftlenenler, bağ oluşumuna katılmayanlar, yani ortaklanmamışlar. Çiftli olmayanlar, tek tek gözükenler bağ ise bağ oluşumuna katılanlar. Aynen, çift olmaya hazırız. Biz bağ yapabiliriz diyenler. Örneğimiz var hocam. Buna göre karbondioksit ve bor trihidrür bileşiklerinin Lewis formülünü gösteriniz diyor. Yapmamız gereken. Evet. Karbon 6. O zaman 1S2, 2S2, 2P2. Arkadaşın 4 tane bağ yapması lazım. 4 bağ yapar. Hop. Oksijen ise 8, 1S2, 2S2, 2P4. Arkadaş 6 elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 bağ yapar. Bunlardan formül, bileşik formülü oluştururken yapacakları bağ sayısının eşit olması lazım. Yani çarpı 2 yapacağız. Bir tane karbon alıyorsan 2 tane oksijen almak zorundasın. Doğal olarak karbonu bir de çok bağ yapan merkez atomdur. Merkeze konur. Karbonu merkeze koyduk. Hı-hı. Bu adama 2 tane komşu gelecek değil mi? Evet. 2 tane oksijen. Peki adamın 4 tane elektronu vardı. Şimdi ayıp olur. 2 komşuya da eşit koymak lazım. 2 tane birine, 2 tane birine. Zaten oksijenler de 2 bağ yapabiliyordu. Oksijenin 2 bağı. Bunlar da bağ yapamayanları. Yine diğer oksijenin 2 bağı, bunlar da bağ yapamayanları. Alın size bileşiğin Lewis formülü. Bu her iki noktadan da bir bağ geçer. Bu da oksijen. Bor trihidrüre bakacağız. Ha, bir de var değil mi? Aynen öyle. Bor 5, hidrojen 1. O zaman bu adam 1S2, 2S2, 2P1. Yani değerlik elektron sayısı 3. 3. 1, 2, 3. O zaman 3 bağ yapacak diyoruz. Hidrojen zavallı 1S1 zaten. 1 bağ yapacak. Eşit olması lazım bu arkadaşların. Yani hidrojenden 3 tane almak lazım. Bulundu. Çok bağ yapan merkez atomdur. Onu ortaya yazıyoruz. 1, 2, 3. Her bir çevresine 3 tane hidrojen komşu olacak. Ve her hidrojenin 1 tane elektron var. Bunları da hop her iki noktadan bir şey geçer. Şekli böyle oluyor. Şekli bir formülü bu. Hibritleşme ve molekül geometrisi. Hibritleşme yani melezleşme dediğimiz bir durum. Aynen. Aslında hibrit otomobiller var ya, evet. Hem benzinle hem elektrikle çalışıyorlar. Onun için melez. Aynen. Burada da olay bu. Peki melezleşen ne? Orbitaller. Karbona bakarsak değerlik elektron sayısı S ve P'lerden mi meydana geliyor? Evet. Adam diyor ki değerlik elektron sayılarını değerlik elektronları içeren orbitaller diyor. Farklı enerji seviyelerinde ise S ve P. S, P'ye göre daha düşük enerji seviyesindedir. Kendi aralarında bağ oluştururken aynı enerji seviyesinde hibrit orbitalleri meydana getirirler diyor. Yani melez orbitalleri meydana getiriyorlar. Biz bu olayı hibritleşme diyoruz. Ne oluyor? Adam S ve P iken SP, 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 SP oluyor. Yani aynı amaç için ortaklaşıyorlar diyebiliriz aslında. Normalde katılacak olan 2 tane S, 2 tane P varken biz alayını eşit enerji seviyesine getirdik ve hepsini SP, 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 SP dedik. Bağ oluşumlarında meydana gelen bağ isimlerine bir bakalım. Ondan sonra bir hibritleşme çeşitlerine geçeceğiz. Elementler arasında oluşan bağlardan ilki her zaman sigma bağıdır. Eğer elementler arasında ikinci veya üçüncü bağ oluşuyorsa biz bunlara pi bağı diyoruz. Mesela karbonlar ve hidrojenler arasında karbon karbon arasında oluşan birinci bağ sigma. İkinci varsa pi. Karbon hidrojen arasında tek bağ var sigma. Tek bağ var sigma. Tek bağ var sigma. Tek bağ var sigma. O zaman bu bileşik içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 tane sigma, 1 tane
pi bağı var. Buraya bakarsak aynı şekilde elementler arasında oluşan ilk bağ her zaman sigmadır. Üzerine bağ oluşuyorsa her birine pi bağı deriz. O zaman sigma 1, sigma 2, sigma 3, 3 sigma 2 tane de pi bağı var diyeceğiz. Sigma bağları pi bağlarından daha kuvvetlidir. O yüzden kopacak olan olursa ilk önce zayıf olan pi, sonra sigma bağı kopar. İki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça atomlar arası mesafede kısalır. Şöyle düşünün, sizin sadece tek kolu tutmak var, kol bacak hep beraber sarılmak var. Hangisi daha kısa? Komple sarılırsa daha kısa, yakın olunur yani. Doğal olarak ne kadar sıkı tutuyorsa o kadar güçlü olacak. Kırmak için de o kadar fazla enerji gerekecek. Not. Sigma bağları pi bağlarından daha kısadır. Enerjileri daha yüksektir. O nedenle kimyasal reaksiyonlarda önce pi bağları kopar. Önce zayıf olan pi, sonra güçlü olan sigma kopar. Hibritleşme türleri demişiz hocam. 3 tane türümüz var. SP3, SP2, SP. Aslında burada toplamlara göre yol alacağız. SP3 demek bir tane S, 3 tane P. Yani 4 tane bağ veya yönelim var demek oluyor. CH4'ten başlayalım. Yani metandan. Burada karbon hidrojenle 4 tane bağ yapıyor. Karbonun yaptığı bağ sayısına veya yönelime bakarsak. Yönelim 1, yönelim 2, yönelim 3, yönelim 4. 4 yönelim varsa 4 tane sayıya ihtiyacım var. Birisi S'den, 3 tanesi de P'den gelen 4 sayı. Karbon atomunun yönelim sayısı, bağ sayısı veya şimdi göreceğiz ortaklanmamış çift, elektron çifti sayısı da hibritleşme türünü verecek. CH4'te SP3 türü yapmış. Suya bakalım. Oksijen ve hidrojenden meydana gelen su bileşiğinde. Oksijenin az önce anlatımlarda, normal konu anlatımlarında bu arkadaşların hepsini teker teker formüllerini çizmiştik Lewis formüllerine göre. Ona göre bakacak olursak oksijen ve hidrojende arkadaşın iki tane bağı var. Ortaklaşmayan iki tane de çifti var. Biz bunları da yönelim olarak sayıyoruz. Bu yönelimler bana hibrit türünü verecek çünkü. Yönelim 1 hidrojene, yönelim 2 hidrojene, yönelim 3 ortaklanmamış çifte, yönelim 4 diğer ortaklanmamış çifte. 4 yönelim varsa bana yine toplam 4 lazım. Biri S'ten, 3'ü P'den gelen 4. Doğal olarak bu arkadaş SP3 hibritleşmesi yapmış. Amonyaya bakacak olursak, amonyan çiziminde de 3 tane bağ hidrojene, yani yönelim 1, yönelim 2, yönelim 3. Bir de ortaklanmayan elektron çifti var. Toplam oldu 4. Yani doğal olarak SP3 hibritleşmesi yapmış yine. SP2'ye bakarsak bu sefer de bana bir tanesi S'ten, iki tanesi P'den toplam 3 yönelim gerekecek. C2H4'ün çizimine göre. Karbonlardan birine bakalım. Karbonun birinci yönelimi yandaki karbona. İkinci yönelimi diğer hidrojene, üçüncü yönelimi diğer hidrojene. Toplam 3 tane yönelim var. Burada bağ sayısı değil, yönelime bakıyor olmamızın önemini görüyorlar. Bağları sayarsam 4 olur. Ama zaten iki bağını da aynı yöne doğru yapmamış mı? Evet. O zaman 3 yönelim var. SP2 hibritleşmesi yapmış. BH3'te birinci yönelim, ikinci yönelim, üçüncü yönelim. Yine 3 yönelim yaptığı için yine SP2 hibritleşmesi mevcut. Direkt yönelim sayıyoruz arkadaşlar. C2H2. Arkadaşın hibritleşme Lewis formüllerine göre yapısını çizdikten sonra şu karbona bakalım. Karbon bir yönelimin diğer karbona, bir yönelimin de hidrojene yapmış. Yani iki yönelim yapmış. Doğal olarak biri S'ten biri P'den SP hibritleşmesi. Bu karbona da baksam aynı şey. Birini bu yönelime, birini bu tarafa yönelmiş. Evet. Bu da SP hibritleşmesi yapmış. İkisi de. Berilyum hidürde. Berilyum bir tarafa bir hidrojen, bir tarafa bir hidrojen iki yönelimden SP hibritleşmesi. Karbondioksit az önce çizmiştik zaten, şurada da noktaları vardı. Karbonun bir yönelim bu tarafa, bir yönelim bu tarafa toplam iki yönelim yaptığı için SP hibritleşmesi diyoruz. Molekül geometrisi. Misepper kuramı. Misepper kuramı, değerli katmanı, elektron çifti, itme kuramı demişiz. Aynen. Ortaklanmış ve ortaklanmamış elektronlar molekül geometrisini belirleyici görev yapar ki bunlara bağ arası açılar diyoruz. Hı hı. Birbirlerini en uzağa itecek şekilde konumlarını belirler. Bu kurama göre diyeceğiz. A merkez atomu, hı hı. X merkez atoma bağlı atomları, E ise merkez atomdaki elektron çiftlerini sembolize eder. Küçük bir şey çizmek istiyorum. Oksijenin hidrojenle yaptığı su bileşiği. Bu arkadaş neden böyle durmuyor da? Böyle duruyor. Mantık şu. Şu arkadaşlar ortaklanmayan elektron çiftleri, ben bunları hep o evlenmemiş kız kurusu diye anlatırım. Evet. Niye? Bu arkadaşlar evlenmemiş. Ama bunlar evlenmiş mi hidrojenle? Evet. Niye evlenmiş olanlarla birlikte dursun? Evet. Görüşmek ister mi adam? Yok. Her gün fitne fesat, fitne fesat. Olabildiğince uzağa iter onları. Hı. Doğal olarak en uzakta bunlar, bunlar da tepede. Molekül geometrisini nasıl etkiledi? Evet. Burada da durum bu. Şimdi metandan başlayacak olursak. Metanda
Biz demiştik ki merkez atom, yani çok bağ yapan adam A ile sembolize edilir. Karbon A. Yanındaki merkeze bağlı yan atomlar X ile sembolize edilir. Burada kaç tane yan atom var? 1, 2, 3, 4. Yani X, 4. Bu arkadaş sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Her bir hidrojen arasında, yani hidrojenler arasında 109,5'luk bir derece vardır. Açı derecesi. Bu adamı biz geometri olarak düzgün 400'lü deriz. İkincisi, C2H4. Adamın çizilim tarzı, merkeze karbon için bakarsak, merkez atom A. Merkeze bağlı atomlar 1 hidrojen, 2 hidrojen, üçüncüsü de karbon. Yani 3 tane yan atom var. Doğal olarak AX3. Hiç karbonun ortaklaşmamış elektron çifti var mı? Noktaları yok. Doğal olarak E'yi yazmıyoruz. Adam sp2 bitleşmesi yapmıştı. Önceki örneklerden biliyoruz. AX3 geometrisinde, bir sefer gösteriminde her bağ arasında 120 derecelik açı vardır. Biz buna düzlem üçgen deriz. Viseper kuramına göre amonyak çizdiğimizde amonyakta bu sefer ortaklaşmamış elektronlar da var. 1. Merkez atomu A diyoruz. N merkez atom. N'e bağlı 3 tane yan atom var. X3. Ortaklaşmamış bir elektron çifti var. O da E. Az önce geometrilerden baktık. Hibritleşmelerden adam sp3 hibritleşmesi yapmıştı. Her hidrojen arasında 107 derecelik açı vardır bu geometride. Biz buna üçgen piramit diyoruz. Çünkü aynı piramitlere benziyor. Ondan dolayı üçgen piramit. O yüzden üçgen piramit. Eğer ortaklaşmamış elektron çifti varsa üçgen piramit oluyor burada. Aşkı. Su da burada elektron çiftlerimiz var zaten. Hidrojen kollarını oraya doğru iten de buradaki elektron çiftleri, yani kız kurularımız. Merkez atom A, oksijen. 2 tane yan atomumuz var. X2. 2 tane de çiftimiz var. O yüzden E2. Hibritleşme türüne az önce baktık. SP3. Her bir hidrojen arasında, yani 2 hidrojen arasında 104,5'luk bir açı vardı. 40 doğru denir. 40 doğru diyoruz. Yani doğru değil, 40 doğru. Doğru. BF3'te bu arkadaş da yine merkez atom A, 3 tane hidrojen var, X3. Viseper kuramına göre gösterim bu. Az önce yaptık hibritleşmesini, BH3'ün yaptık. BF3 ile aynı. Bu arkadaşların noktaları var. 120 derece açı yaptığı için de düzlem üçgen. Aynen. Düzlem üçgen oluyor. 120 derecelik bir açıya söz konusu olduğu için. Son iki örneğe de bakacak olursak, karbondioksit ve C2H2, yani etinde. Viseper kuramına göre bu arkadaş karbon, merkez atom A. 2 tane yan atom bağlı, X2. Hiç ortaklaşmamış elektron çifti yok. O yüzden E'miz yok. Oksijenler arasında 180 derecelik bir açı var. O doğrusal. Yüzden doğrusal. Az önce baktık ki bitleşmesi SP'ydi. C2H2 etinde de şu karbon için bakarsak, arkadaşın merkez atom karbon A. 2 tane yan atom var, X2. Ortaklaşmamış elektron çifti yok. O yüzden onlara baskı yapıp eğecek, kırık doğru haline getirecek bir şey yok. Doğal olarak açı değeri 180 derece. Hibritleşme sp olduğu gibi geometride doğrusal oluyor. Önemli. Örnekleri gayet kolay. Sistemin mantığını öğrendikten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. İnanıyorum ben.